Büyülü futbol topu ve arkadaşlık maçı. Bir zamanlar göz alıcı renklerle süslenmiş, hayal gücünün sınırlarını zorlayan büyülü bir dünyada Gökalp adında neşeli ve maceracı bir çocuk yaşardı. Gökalp, bu dünyanın en parlak mavisi gökyüzüne sahip, yeşili hiç solmayan ağaçlarla çevrili küçük ama cıvıl cıvıl bir köyde dostlarıyla birlikte huzurlu bir yaşam sürerdi. Gökalp'in en iyi arkadaşı, cesur ve zeki bir yaratık olan Oki'ydi. Ki, bu dünyada sadece Gökalp'in görebildiği özel bir varlıktı. Gökalp'in hayal gücüyle dolu dünyası, Oki sayesinde daha da renkli ve heyecanlıydı. Kili, her gün yeni bir macera peşinde koşar ve birlikte büyülü anlar yaşardı. Bir gün Gökalp ve Oki, köylerinin hemen dışında, eski bir çınarın altında parlayan bir şey buldular. Yaklaştıklarında, bu parıltılı nesnenin konuşan bir futbol topu olduğunu fark ettiler. Topun adı Mario'ydu ve büyülü güçlere sahipti. Sadece arkadaşlık ve paylaşmak üzerine kurulu bir futbol maçı yapıldığında gerçek gücünü gösterebileceğini söyledi. Gökalp, Oki ve Mario, köy meydanında bir futbol maçı düzenlemeye karar verdiler. Ancak, bir takım kurmak için daha fazla arkadaşa ihtiyaçları vardı. Bu yüzden köyün hızlı ve atik köpeği Bugatti'den de yardım istediler. Bugatti de hemen onlara katılmayı kabul etti. Maç günü geldiğinde köyün çocukları heyecanla toplandı ve iki takım oluşturuldu. Gökalp, Oki, Mario ve Bugatti bir takımdaydı. Onlar maçta yardımlaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemini herkese göstermek istiyorlardı. Maç başladığında, Mario'nun sihirli güçleri sahneye çıktı. Havada dans eder gibi uçuyor, bazen oyuncuların yanından geçerken onlara gizemli öğütler fısıldıyor ve her golde ışıltılı bir ışık saçıyordu. Maçın başlangıcı herkes için eğlenceliydi ama zamanla rekabet de artmaya başladı. Diğer takımın oyuncuları, maçı kazanmak için çok hırslanmış ve birbirleriyle işbirliği yapmayı unutmuşlardı. Gökalp ve arkadaşları ise kazanmanın önemli olduğunu düşünmüyordu. Onlar için önemli olan, birlikte vakit geçirmek ve herkesin eğlenmesini sağlamaktı. Maçın ortalarında, Gökalp'in takımı gerideydi ve diğer takım galibiyete gittikçe daha bencil bir oyun sergiliyordu. Gökalp ve arkadaşları ise, maçın ruhunu kaybetmemek için daha çok yardımlaşmaya ve birlikte hareket etmeye başladılar herkesi teşvik eden sözlerle takım ruhunu canlı tutuyordu. Bugatti ise olağanüstü koşulları ve hızıyla takımını sıkıntılı anlardan kurtarıyordu. Maçın sonuna doğru Gökalp'in takımı, gösterdikleri takım çalışması ve Mario'nun sihirli yardımları sayesinde skoru eşitlemeyi başardı. Maç berabere bitmek üzereyken Mario Gökalp'e doğru sıçradı ve ona fısıldadı: "Birlikte gücün, arkadaşlık ve paylaşmanın sihrini göster." hedefine odaklan ve kalbinle vur. Gökalp, topa doğru koştu ve tüm kalbiyle şut çekti. Havada yıldızlar saçarak uçtu ve köşeden ağlarla buluştu. Maçın son düdüğü çaldığında, herkes Gökalp'in takımının kazandığını anladı. Ancak, bu maçın gerçek kazananı arkadaşlık ve paylaşımın sihriydi. Diğer takımın oyuncuları da işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemini anlamış ve Gökalp'in takımını alkışlamaya başlamışlardı. Maçın ardından köyde bir şenlik düzenlendi. Gökalp ve arkadaşları kazandıkları kupayı köyün ortasına koydular ve herkesin onunla oynayabileceğini söylediler. Bu jest, köydeki her çocuğun yüzünde kocaman bir gülümseme yarattı. Gökalp, Oki, Mario ve Bugatti, o gün büyülü dünyalarında arkadaşlığın ve paylaşmanın gerçek gücünü herkese göstermiş oldular. Ve böylece Gökalp ve arkadaşlarının macerası, bir futbol maçından çok daha fazlasını ifade eden arkadaşlık ve paylaşımın zaferi ile son buldu. Öğrendikleri dersler ve yaşadıkları macera onlar için unutulmaz bir hikaye olarak kalacaktı ve onlar, bu büyülü dünyada daha nice maceralar yaşamak için günü sabırsızlıkla bekliyor olacaklardı. Gökalp, yatağına uzandığında gözleri yavaşça kapanırken, Oki ona fısıldadı, gördün mü dostum, gerçek sihir, kalplerimizdeki iyilik ve birbirimize olan sevgimizde saklı. Gökalp, tatlı bir gülümsemeyle uykuya daldı ve rüyasında yeni maceraların kapılarını araladı.